Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertibindeki haberlerini huzurunda sunuşturuşumuz. Kıymetli seyirciler, ekranımızı bozun. Amerika'nın Asya'ya alahide kısım uğrunlaştırış planı Xitay'ın endişeye saldı. Amerika harbiy amaldori Osiyoga alohida qism o'rinlashtirishni planlayotganligini oshkorlagan bo'lib, bu Xitoyni qattiq andishiga solgan. Amerika quruqliq armiya amaldori bir necha kun burun Yaponiyadagi bir televiziya kanalining ziyoratini qabul qilganda, Osiyoga alohida qism o'rinlashtirib boshqarilgan bomba, tor urushi va elektron urushi birga birlashgan hujum tizimisi barpo qilinadiganligini, bu orqali Tayvan bo'g'izi va Janubiy dengizdagi Xitoyning tahdidiga taqobil turadiganligini bildirgan. Xitay Müdafiye Ministerliği Akhbarat Bayanatçısı Wu Qian bu axtı işbadı bildirip, Amerika'nın Asiyadaki hareketleri ve pilallarına narazılık bildirdiğini, Amerika'nın Japonya'da otur mesafelik başkurulduğun bomba uğrunlaştırışını tizletkenlikinin xatirlik yüzünüş işkenlikini, rayon devletlerinin bihaterlikige iğir tehdit selvatkallakını, rayon tünişliği ve mukumluğuna iğir buzgunculuk kılvatkallakını dava kılgan. O yana eğer Amerika'nın bu planı yolu koyulsa, Xitay bununla kat'i karıştırılı. Amerika bilen Yaponiya bununla nispeten hiç kandak ham hiyalde bulmaslıkı kerek deb tehdit salgan. Xitay bilen Yaponiya'nın münasibeti ciddileşmekte. Amerika'nın Asiyadaki herbi küçünü küçeytişige ergeşip, Xitay bilen Yaponiya'nın münasibeti ciddileşige başlagan bolup, Xitay Müdafiye Ministerliği özünün rayondaki kılmışlarını aklap, Xitay herbi paraxotunun Sinkaku Arılı Deniz Tevallikideki paaliyetinin tamamen uğrulluq ikerlikini dava kılgan. Xitay Xalık Torunun bu axtiki haberde bildirilişçe, Xitay Müdafiye Ministerliği'nin 28. iyuldaki karallik muhbirlarını kütüveliş yığınıda Müdafiye Ministerliği Akhbarat Bayanatçısı Wu Qian, muhbirlarının suallarına cevap verip, özünün rayondaki zomigarlık kılmışlarını yolluq körüstüşke urungan. Bir muhbir onundan Xitay Deniz Armiyasının harbiy paraxotları yakında Sinkaku Arılı Tevallikige kirgan. Yaponiya Müdafiye Vaziri Xitayning qilmishiga qarata bu ciddi vaziyatni keskinlashtirayotgan öz beshimchilik. Yaponiya bunundan qattiq andisha qiladi va buningga ko'ngil bo'ladi. Yaponiya Müdafiye Vazareti doimliq ogohlantirish va nazorat qilishni saqlaydi degan. Boshqa xabarlarga qaraganda Yaponiya dengiz amallikini qo'g'dash nazorati dengizni qo'g'dunish atriti yaqinda Tokiodagi Izu arilining sharqidagi dengiz tavalligida birlashma mashqni qanot yoydirib, Xitoy harbiy paraxotlarining Sinkaku arilig'i yiqilishidek vaziyatga taqobil turgan. Xitoy taraf buningga qandoq baho beradi deb so'rgan. Wu Qian buningga javob berib, Xitoyning yo'lsiz qilmishlarini aqlagan holda Diaoyu arili va uningga tava arillar azaldan Xitoyning zimmini. Xitoyning davlatning egalik huquqini qo'g'dash iradasi qat'iy o'zgarmaydi. Xitoy harbiy paraxotlarining Diaoyu arili dengiz tavalligidagi faoliyati tamamen yo'lliq qonunliq. Yaponiyaning uni buni deyish huquqi yo'q. Biz Yaponiyaning barliq ig'vogarchilik harakatlarini to'xtatib, so'zlashish kengash orqali ixtiloflarni tizginlab, dengizda kutilmagan voqeaning yuz berishidan saqlanishini talab qilamiz deb jar solgan. Ma'lum bo'lishicha, Amerikaning Xitoy bilan bo'lgan munosabatining yiriklashishi shundoqla Amerikaning Xitoyni cheklash uchun Osiyodagi harbiy kuchini oshirishi masalasida Yaponiya Amerikaning Osiyodagi muhim ittifoqdoshi bo'lish sifati bilan Amerika bilan bu sohada aktiv hamkorlashgan. Bu sababli yaqinqi mazgillarda Xitoy bilan Yaponiyaning munosabati borgan sari jiddiylashishga boshlagan. Xitoyga qarshi yana bir qonun loyihasi Amerika Avom palatasida ma'qullandi. Amerika Avom palatasi 28 iyul yuqori ovoz bilan o'zak va ilmpan qonun loyihasini ma'qullagan bo'lib, bu qonunning Amerika hukumatini Xitoyning xirisiga qarshi strategik jihatdan qo'llaydiganligi ta'kidlanmoqda. Amerika ovozining bu vaqtdagi xabarida qayd qilinishicha, Amerika Avom palatasi oldingi mazgillarda kengash palatasida ma'qullangan qimmati 280 milliard dollarga yetadigan o'zak va ilmpan qonun loyihasini yuqori ovoz bilan ma'qullagan. Bu qonun Xitoyga taqobil turishdagi bo'sish xarakterlik ilgirlash deb qaralgan bo'lib, Amerika hukumatiga nisbatan Xitoyning geopolitikalik xarislarga qarshi uzun muddatlik strategik qo'llash hisoblanadigan. Amerikaning o'zak sohasiga salgan mablag'i va qurilish turlari izchil tuvallab kelgan bo'lib, buning natijasida Amerikaning dunyo o'zak ishlab chiqarish sohasida egilgan nisbati 1990 yildagi 40% dan navbatdagi 12% ga tushib qolgan.
Bu sebeplik mezkur kanun Amerika hükümetinin netçe 10 yıldın buyan işlep çıkırış siyasetine en çok müdahale kılışı deb karalgan. Mezkur kanunga asasen Amerika'nın özek işlep çıkarguçı şirketlerine karata 25%'lik baj itibari yolu koyuldiken. Amerika'nın bir kısım özek işlep çıkarguçı şirketleri bundan ilgiriki bayanatları da eğer bu kanun makullanan takdirde ular zavutlarını Amerika'ya kuruduğallıkını bildirişken. Gerçi mezkur kanun layısı nurgun kemçilikki igadep tenkit kılınıvatkan bolsumu, cümleden Xtay'ı yeterlik derecede katlık kol bulmağan dep karalgan bolsumu, putti pişivatkan her iki partiya tarafından ortak avaz bilen makullanışı Amerika hükümetinin Xtay meselesine ciddi karavatkallıkını körüstü birediken. Nöbette mezkur kanun layısı Prezident Biden'a sunuldiken ve imza koyuşu dinkin resmi kanunga aylındiken. Şanghay Hemkarlık Teşkilatı Taşkı İşler Ministerleri Yığını Taşkent'e çağırıldı. Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'a Azad Devletlerinin Taşkı İşler Ministerleri Yığını 29 iyul Özbekistan'ın paytaxtı Taşkent'e ötküzüldü. Türkiye Avazı Radyosu haberde bildirilişçe Özbekistan Muavin Taşkı İşler Ministeri Vladimir Narov'nun sahip halıqıda çağırılgan Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'a Azad Devletlerinin Taşkı İşler Ministerleri Yığını'a Xtay Taşkı İşler Ministeri Wang Yi, Rusya Taşkı İşler Ministeri Sergey Lavrov, Kazakistan Taşkı İşler Ministeri Muhtar Tilubardi, Tacikistan Taşkı İşler Ministeri Sirajiddin Muhriddin, Kırgızistan Taşkı İşler Ministeri Jeimbek Kulubayov, Hindistan Taşkı İşler Ministeri Subrahmanyam Jayshankar, Pakistan Taşkı İşler Ministeri Bilawal Bhutto Zardari ve Şanghay Hemkarlık Teşkilatı Başkatibi Jangmin Qatarlıqlar katnaşkan. Vladimir Narov yığınının taratqularga ijibitilgen kısımıda söz kılıp, Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nın kengeyişinin bir tabii jarayan ikenligini tilga ilip, İran'ın tuluk aza buluş yoludu körünerlik ilgirleşlerini kolgu keltürgenlikini, Belarusya'nın azalık iltimasıga karap çıkış jarayanının başlanğallıqını, Mısır, Saudi Arabistan ve Katar'ı diyalog şeriki salahiyeti birleşki münasebetlik hüccetlerinin imzalanışkı tayyar haleti ikenligini. Bunundan başka Bahreyn bilen Moldaviya'ki diyalog şeriki salahiyetinin birleşini uyuluşu vatkallıqını əskertgen. Ministerler teşkilatka azad devletler otursudaki soda, iqtisat, meblağ siliş, sanayet, energiye, sayahat, medeniyet ve başka sahalardaki hemkarlıkını terakki kıldırış meselesi müzakir kılınan yığındinkin, bu hemkarlıkını tihimu terakki kıldırışını mezmun kılgan bir qatar hüccetlerge imza koygan. Vladimir Narov, Şanghay Hemkarlık Teşkilatı Devlet Başlıkları Yığınının 15-16 sentabr külleri Özbekistan'ın Semerkant şehirde ötküzüldüğünlüğünü, yığınğa aza devletler bilen birlikte Belarusya, İran ve Mongoliya Katarlıq küzetküçü devletlerinin prezidentleri bilen mihman süpitede teklif kılınan Türkmenistan prezidentinin mu katnışıdığınlüğünü tilgi eylip ötken. Zelenski Ukrayna'nın taşkı dünyaya açlık əvətişki tayyar ikenlikini bildirdi. Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski çetelge açlık əvətişki tayyar ikenlikini bildirip, Ukrayna açlık əvətişini başlaş üçün Türkiye bilen Birleşken Devletler Teşkilatı'nın işaret birişini kütmekte degen. Ukrayna açlıkını dünyanın ihtiyaclık çaylarına yetküzüp biriş məxsida İstanbul'da hasıl kılınan kelişimden keyinki alaqadar hizmetler sürat bilen işilini vatkan bulup, Ukrayna Prezidenti Zelenski taşkı dünyaya açlık əvətildiğen 3 portunun biri bolgan Chernomorskiy portini ekskursiya kılıp, hizmetlerini közden keçürgen ve Ukrayna'nın açlık əvətişini başlaşkı tayyar ikenlikini bildirgen. Ukrayna açlıkını Karadeniz arqalıq dünyanın her qaysı caylarına bihater yetküzüşünü nişan kılgan İstanbul açlık kelişimi 22 iyul İstanbul Dolmabahçe Sarayı'daki Prezidentlik Mahkemesi işxanası da Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan ve BDT Başkatibi Antonio Guterres'nin iştirak kılışı bilen Türkiye, BDT, Ukrayna ve Rusya otursu da imzalanğan idi. Karadeniz arqalıq açlık mahsulatlarını bihater yetkeşke kapalatlı kılış mahsusunda kurulgan Birleşme Maslaştırış Merkezi 27 iyul İstanbul'daki Devlet Müdafiye Üniversitesi binası da işe giriştirilgen idi. Xitayning eng çok öymülük şirketinin pay çeki çüşüp ketdi. İqtisod kanali Bloomberg'ning milyarderlar tizimligiga asoslanganda Xitayning eng çok öymülük taraqqiyot şirketi Biku Yuanning hissadori Osiyodagi eng bay ayol Yang Huiyanning mulki 52% tushib 23.7 milyard dollardan 11.3 milyard dollarga tövallagan. Yang Huiyanning mal-mulki markazi Guangdongga joylashgan Biku Yuan öymülük taraqqiyot şirketining Hong Kongda bozorga selingan pay cheklari
şirket yeni paycheck satıdığanlıqını ilan kılışı bilen 15% tövallab iğir zərbik uçurgan. Yanhuyen mezkur şirketinin paychekleri Hong Kong'da bazarga selinip aradan 2 yıl ötkendiyken Asiyadaki en bay ayal bulup kalgan idi. 5G tori Türkiye'de ışkı kürüştürüldü. Yukarı süratlik tor iqimi bilen temelleydiğen 5G tori teknikisi bugün Türkiye'de ışkı kürüştürüldü. Türkiye Avaz Radyosu haberde bildirilişçe İstanbul Aerodromi Türkiye'deki yukarı süratlik tor iqimi bilen temelleydiğen 5G toru kullanıldığan tuncu uğrun bulup kalıdıken. Tunuşturuş marasımağa Türkiye'de mülazımet kılıbatkan 3 köşme haberleş şirketi Katnaş ve Ul Esliha Ministeri Adil Kara İsmail Oğlu Katarlıklar iştirak kılıdığan bulup 5G toru yolucularının paydınlaşığı sunuldıken. Sınav tariqisi de hizmetki geliştirildiğen 5G toru mülazımetinin yanfulları bu sistemeğe maskeledigan yolucular paydınlanaydıken. Bugündün tartıp İstanbul aerodromuğa düşken yolucularının telefonlarda tuncu kıtım 5G belgesi körüldüken. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kadar bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ertki haberimizi görüşürüz. Sizlerine Cenab-ı Allah tavşırmız. Şuna kadar program ahırda ekran arkasındaki bağlı hizmetleşirme hakkı öptün köp rahmet edemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.